Kitap okumayı seviyoruz. Her gün yeni kitaplar alıyoruz. Evlerimiz, kitaplıklarımız bir sürü kitapla doluyor. Farklı ilgi alanlarımız var. Mecburen okuduğumuz kitaplar var. Hediye ettiklerimiz var. Koleksiyon yaptıklarımız var. Tavsiye üzerine okuduğumuz kitaplar var ya da gündemi takip etmek için aldıklarımız var. Bu kitapları online olarak internetten satın alabiliyoruz. Ya da kitapçıları gezmeyi seviyorsak bunları bu şekilde ediniyoruz. Onun haricinde dijital formatlarda da tüketebiliyoruz. Peki bunlar okuma alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor? Ve aslında bunlar doğrudan çok satan meselesini nasıl etkiliyor? Bir kitapçıya girdiğinizde ilk dikkatinizi neresi çeker? Bu gibi sorular ve sorunlar aslında ya da başlıklar o dönemin çok satanlarını belirlememizde yardımcı oluyor. Gelin bu konuya daha detaylı bakalım. Bir kitap neden çok satar? Zaten başarısını kanıtlamış, başarılı olmuş bir yazar, marka değeri kazanmış bir isim. Yazdığı her yeni kitapla birlikte önceki kitaplarını desteğini de alarak çok satan listelerine girme adaylarından biri olacaktır. Film veya dizi uyarlaması olan kitaplar ya da uyarlanacağı daha öncesinden duyurulan kitaplar otomatik olarak çok satan listesine girmeye aday kitaplardır. Ya da şöyle düşünün, sürpriz bir yazar, daha önce kimse adını duymadı ya da çok az duyduğu bir isim, bir kitap yazar ve o kitap sürpriz bir şekilde, sürpriz at oynamak gibidir bu, çok satan listelerine girer ve herkes bu kitabı merak ederek okumaya başlar. Ödül almış olan bir kitap otomatik olarak diğer kitaplar arasından sıyrılır ve listelere girer. Onun haricinde dönemin sosyopolitik ve kültürel meselelerini, olaylarını başarılı bir şekilde ele alan her kitap geniş kitlelerce tercih edileceği için çok satan listelerine girme konusunda güçlü bir adaydır. Çok satan listeleri genellikle birçok mağazada farklıdır. Çünkü lokasyonu, kapasitesi, tarzı, dizayn edilişine bağlı olarak her mağazanın müşteri profili diğerlerinden farklıdır. Dolayısıyla çok satan listeleri de diğerlerinden farklı olacaktır. Bunun dışında bazı yeni evleri kendi mağazalarında kendi kitaplarını ön plana çıkaracağı için bu kitapları da çok satan listelerinde görmüş olacağız ve bu nedenle de listelerde farklılık oluşacaktır. Çok satan listeleri belirli aralıklarla yenilenir. Bu da genellikle haftalık olur. Bir önceki haftanın satışlarına bakılır. Bu veriler ışığında çok satan listeleri pazartesi ya da en geç salı günü her hafta olmak üzere güncellenir. Listeye yeni giren kitap veya kitaplardan halihazırda elde olmayan ya da yetersiz olanlar varsa kitabevinin seçeceği bir kitap bu eksikler giderilene kadar çok satan listesinde gerekli yerlere konulur. Çok satan listeleri bazı durumlarda gerçeği yansıtmayabilir. Bunu etkileyen bazı faktörler vardır. Örneğin yayıncı, kitabevi ilişkisi gibi. Farklı yayın evleri kendi çok satan ya da yeni çıkmış kitaplarının ayrıca ön planda sergilenmesini isteyebilirler. Bu durumda da yayıncı ve kitabevi anlaşır. Bazı kitaplar belli yerlerde daha fazla sergilenerek çok satanların listesine girmesi için biraz desteklenir. Bazen de bazı yayın evleri kitabevi mağazasının belirli bir bölümünü komple ve geçici süreyle kiralamak isteyebilirler. Bu ve benzeri durumlar gerçek satışı yansıtmayan listelerin oluşmasına sebep olabilir. Buraya kadar çok satan listede nelerdir, nasıl oluşturulur ya da bunları etkileyen faktörler gibi konularda biraz konuştuk. Peki neden çok satan kitap okuma tercihinde bulunuruz, satın alırız? Çünkü çok satan kitaplar popüler kitaplardır. Popüler olan da her zaman çekici olur. Genellikle güncel kitaplardan oluşur bu listeler. Haliyle günceli yakalamak, gündemden haberdar olabilmek için bu kitapla satın alma tercihinde bulunabiliriz. Çok göz önünde oldukları için merak unsuru devreye girer, merak eder ve alırız. Bir gruba ait olma, bir aitlik hissetme duyguları bizi tetikler. İnsanların çok tercih edip okudukları bir kitabı satın alarak kendimizi de o gruptan sayabiliriz. Bu hafta çok satan kitaplar hakkında konuştuk. Gelecek videolarımızda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve tabii ki videoyu yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz kitaplarla ilgili yorumlarınızı içeren 2-3 dakikalık kısa videolarınızı bize yollarsanız bundan sonra her videonun sonunda bunlara yer vereceğiz. Kitap dediğinden bu haftalık bu kadar. Kendinize dikkat edin. Kitapla kalın. Hoşça kalın. Üç. Başla. 3. 2-1 demen lazım. 2. Oraya bakayım. 1. Onun haricinde bu okuma alışkanlıklarımızı neler belirliyor? Şimdi çok satanlar kısmı burada bizi çok saçmaladı. Ne olsun. Ay bir dakika. Hiç garip oldu ya. Oraya bakmayı unutmam lazım. Çok satan listeleri belirli tamam başlayalım tamam. Sen. Tamam. Başlayacağım dur heyecanlandım. Çok satan listeleri bazı durumlarda gerçeği yansıtmayabilir.
Bunu etkileyen bazı faktörler vardır. Örneğin yayın evi, kitap... 3, 2, 1. Çok satan listeleri bazı durumlarda kedileri yansıtmayabilir.